Sizlere bu videoda kapalı bir fonksiyonun türevinin verdiği sonucun aynı fonksiyonu açık bir şekilde yazıp yani y'yi yalnız bırakıp türevini aldığımız zamanki sonuçla aynı olduğunu göstermek istiyorum. Diyelim ki elimizde x çarpı kare kök y eşittir 1 eşitliği olsun. Evet. Aslında bu denklemde y'yi x türünden kolayca yazabiliriz. Bunun için her iki tarafı da x'e bölersek, karekök y eşittir 1 bölü x olur değil mi? Her iki tarafın bir de karesini alalım. y'yi 1 bölü x kare ya da x üzeri eksi 2 olarak bulabiliriz. y'nin x'e göre türevini yazmak için de kuvvet kuralını kullanarak dy bölü dx eşittir. Eksi 2x üzeri eksi 2 eksi 1'den evet eksi 3 yazabiliriz. Böylelikle gayet basit bir şekilde sonuca ulaştık. Ama benim asıl bulmak istediğim bu fonksiyonda y'yi yalnız bırakmadan türev alırsak, yani kapalı fonksiyon türevini uygularsak da aynı sonuca ulaşacağımızı göstermek. O zaman denklemin her iki tarafına türev operatörümüzü uygulayarak başlayalım. Şöyle açık bir şekilde yazalım. Evet, x çarpı kare kök y buraya, bir de buraya. Denklemin sol tarafına türev operatörünü uyguladığımız zaman çarpım kuralından ve zincir kuralından faydalanmamız gerekecek, değil mi? Çarpım kuralını uygulamak için bu ifadeyi x'in iki farklı fonksiyonunun çarpımı gibi düşünebilirsiniz. Yani bu ifadeyi çarpım kuralına uygun yazarken, x'in x'e göre türevi, evet, çarpı karekök y artı türevi alınmamış bir şekilde x çarpı karekök y'nin x'e göre türevi. Evet, köşeli parantez içinde karekök y şeklinde yazmamız gerekir. Ve denklemin sağ tarafındaki sabit sayının x'e göre türevini de 0 olarak buluruz. Belki soldaki bu ifadenin sadeleşmiş hali nedir? x'in x'e göre türevi 1'dir. Dolayısıyla burası karekök y olarak kalır. O zaman burayı karekök y olarak yazalım. Peki burası nasıl sadeleşir? Karekök y'nin x'e göre türevini bulmak için zincir kuralını uygulamamız gerekir. Bu kısmı şöyle yazarız. Şimdi burada artı x çarpı buradaki ifade olacak. Burayı maviyle göstereceğim. Bu ifadeyi karekök içinde bir şeyin o şeye göre türevi şeklinde yazabiliriz. Karekök içinde bir şeyin bir şeye göre türevi demek, bir şeyin bir bölü ikinci kuvvetinin bir şeye göre türevi demekle aynı şey. Dolayısıyla buraya bir bölü iki çarpı o şey üzeri eksi bir bölü iki yazarız. Yani bu ifade karekök y'nin y'ye göre türevini gösterir. Bunu zaten birçok defa yapmıştık. Karekök x'in x'e göre türevini almış olsaydık, aynı şekilde böyle 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 derdik, öyle değil mi? Burada ise aynısını y'lerle yapmış olduk ama henüz bitirmedik. Unutmayın, türev operatörümüz y'ye bağlı değil x'e bağlıydı. Bu işlem bizi y'ye göre türeve getirebildi. Zincir kuralının tamamını uygulamamız gerekiyor. Bulduğumuz bu sonucu bir de y'nin x'e göre türeviyle çarpmamız gerekiyor ki asıl ifadenin x'e göre türevini bulmuş olalım. O zaman hadi bunu y'nin x'e göre türevi ile çarpalım. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama zaten bulmak istediğimiz şey de bu. Zincir kuralını kullanabilmek için karekök y'nin y'ye göre türevi çarpı y'nin x'e göre türevi dememiz gerekiyor. Asıl ifadenin x'e göre türevini bu şekilde yazmış olduk. Sol tarafı böyle bulduk. Sağ tarafta 0 vardı değil mi? Evet. Ve daha önce yaptığımız gibi y'nin x'e göre türevini bulmaya çalışacağız. İlk adım olarak denklemin her iki tarafından kare köküye çıkartabiliriz. Aslında bunları önce yana taşıyayım ki yazmak için daha çok alanım olsun. Şöyle bir keseyim ve yapıştırayım. Evet tam şuraya tam şuraya evet çok fazla yer kazanamadık sanki. Biraz da olsa yardım eder aslında Yok yok böyle hiç olmadı. Önceki yeri daha iyiydi. Evet 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 böyle daha iyi. Böyle daha iyi böyle kalsın. Şimdi devam edelim. Eğer her iki taraftan da karekök kök y'yi çıkarırsak. Evet ifadeleri açık formlarında yazmaya çalışacağım. Elimizde burası kalır. Bu ifadeyi de şöyle yazalım. Pay kısmında bir tek x olduğu için x bölü... 2 çarpı y üzeri eksi 1 bölü 2 paydaya karekök y olarak geçer. O yüzden çarpı karekök y olur. 2 de 1 bölü 2'nin paydaya yazılmış hali. Çarpı dy bölü dx. Her iki taraftan karekök y çıkarmıştık. O halde burası eşittir eksi karekök y. Şimdi bunu yukarıya taşımak iyi olabilir. Kopyalayalım ve yukarıya yapıştıralım. Şimdi devam. dy bölü dx için çözümümüze buradan devam edelim. dy bölü dx yalnız bırakmak için her iki tarafı x bölü 2 çarpı karekök y'ye bölmeliyiz. Sol tarafta dy bölü dx yalnız kaldı. Her iki tarafı bu ifadeye bölmek demek ifadenin tersiyle burayı çarpmak demek değil mi? Bununla aynı şey. O zaman dy bölü dx eşittir. 2 çarpı karekök y bölü sarı x çarpı eksi karekök y oldu. Peki? bu ifadenin sadeleşmiş hali nedir? Bu eşittir karekök y çarpı karekök y'den y eksi çarpı 2'den de eksi 2 geldi. O halde eksi 2 y bölü x y'nin x'e göre türevine eşit oldu. Ama şimdi kapalı bir şekilde bulduğumuz bu türevle en başta bulduğumuz sonuç birbirini tutmuyor diye düşünebilirsiniz. Çünkü kuvvet kuralını kullandığımız vakit eksi 2x üzeri eksi 3 bulmuştuk. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şeyi şöyle açıklayayım. En son bulduğumuz sonucu hem y hem de x türünden bulduk ve y'nin x türünden neye eşit olduğunu da en başta biliyorduk. Dolayısıyla aynı sonucu elde etmek için son bulduğumuz ifadeye y'nin x türünden değerini yazmamız gerekiyor. Y yerine de yukarıdaki bu ifadeyi y eşittir 1 bölü x kareyi yazarsak dy bölü dx eşittir eksi 2 çarpı 1 bölü x kare. Bütün bu ifade bölü x elde ederiz. Bu işlemin sonucunun da eksi 2 bölü x üzeri 3 yani yukarıda bulduğumuz sonuçla aynı olduğunu görmüş oluruz.